Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhabalar, hayırlı günler. Bugün günlerden cumartesi. Şu an sabah saat 7. Hava buz gibi. Bugün kamyon yıkamaya gidiyoruz. Tır yıkama videosu gibi bir şey olacak. Bak bir gün. Benim kendi dayımın çalıştığı, şoförlük yaptığı tır şirketinde ekstradan zaten biz zamanında da bu işi yapıyorduk. Dayım bunu devam ettiriyor. Dayım kendisi de ameliyat olduğu için, ufak bir operasyon geçirdiği için ben gideceğim onun yerine. Tırları çekmek için işte sıraya sokuyorum, yıkanıyor. Şu an bulunduğum Velves şehrinden Ülpen şehrine geçiyorum. Bu Almanya sınırına yakın bir yer. Zaten Ülpen, şöyle diyeyim, yani iki dilin kullanıldığı bir şehir. Almanca, Fransızca kullanılıyor. Daha önceden zaten böyle bir videom vardı. POV Traguash diye. Kamerasıyla bir tır yıkama videosu yapmıştım. Bugün ona benzer bir şey olacak ama yani daha çok böyle hızlandırılmış değil de anlatımlı bir video gibi bir şey olacak. Hayırlısıyla. Şu an gidiyorum zaten. Allah nasip ederse güzel bir video olacak. Hayırlısı, iyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar, şu an gelmiş bulunuyorum da aranızdan diyecek olarak kesin sabahın köründe tır mı yıkanır? Abi bu dayımın prensipleridir. Sabah erkenden işe gidilir, erkenden başlanır. Ondan sonra şuraya gidelim bakalım. Selamünaleyküm. Tamam başkan. Gene kamera mı getirdin Allah'tan abi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi Allah'a şükür. Şimdi bu arkadaşlar kameranın içinden malzemeleri indirecek. Ben de kamyonları yavaş yavaş çekeceğim. Belirli bir listemiz var zaten. Bu listeye göre hareket edeceğiz. Bakalım. Dayım da zaten bu şirkette çalışıyor. Dayımın kendi tırı da var. Ama muhakkak yıkarız buradan. Geçen hafta 0-1 falan yakamıştınız. 0-3. Kafana göre nasıl? Önce listede eksik olanları getir. Varsa anahtarlar burada. Tamam. Sonra da kirli olanları getir. Biraz. 47'yi falan getireceğiz. Anladın mı? Bugün hayırlısıyla. Sen ne yapıyorsun kardeş? Güzel, yapışıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi Allah, biz de. Ayın 4'ünde geri başlıyor bir şey. Ameliyat oldum ya. Ben gene ameliyat oldum, haberin var mı? Abi aynı gene mide, acile kaldırdılar beni. İşte. Daha yeni toparlıyoruz. Şimdi listemize göre geçen hafta kanlar falan var. Şimdi ben 47'den başlayayım mı?
47'den başlayalım hadi bakalım. 47, 49, 51. Bakalım hangisi varsa getireceğiz. Soğuk ya. Hay Allah. Şu lambaları kapatalım da. Böyle sırasıyla içeri alacağız tırları. Arkadaşlar yıkayacak. Ben de yardımcı olacağım. Biraz böyle stratejik bir şehir Ülker aslında. Tabii her kamyonda böyle biraz beklemek zorundayız, havası da olsun. Ben bu yaptığım çok iyi değildir. Bu soğuk kamyonlarda gaz basma havası dolması için ama yapacak bir şeyim yok. Yani ben oturup bunun ısınmasını bekleyemem. Allah'ın izniyle az az belasız sıkıntısız bir gün geçiririz inşallah. Biraz gün ağırsın da, gün ağırınca şey yapacağım. Dış yıkamanın falan biraz çekerim. Şu an çok karanlık abi. Yine ağırdı biraz. Ha burada işte biz sırasıyla yıkıyoruz.
belirli bir listeye göre. Ben bayağı kamyon eksik. Neyse biz şu 37'yi alalım abi. 37, 37, 37. Bu Cem'in abimizin kamyonu. Dayımın iyi bir arkadaşıdır. Tespih falan işte. Normalde Cem'in abinin Ankara Gücü taraftarı olduğu için burada bir bayrağı olurdu normalde. Atlılığı mı artık? O yok. Ama buradan belli olur Cem'in abinin fanatik olduğu. Adam gaz. Ne bu ya? Ocağın üzerine bunu yapıştırmış. Ay herhalde. Herhalde olsun Cemil. Ay Allah. Neyse adamın şeylerini karıştırmayalım. Cemil abi. Severim Cemil abi ya. Şimdi Cemil abi dayım falan bunlar... Yılların tırcısı, 20 senelik, 30 sene yakın bazıları. Şoförlük yapıyor yurt dışında. Bu Cemil abi gerçekten iyi adamdır yani. Cemil abinin kamyonu da özenle yıkayacağız. Çok soğuk, 2 derece ya. Zaten yurt dışında genelde bu internasyonal yani bizim yurt dışına çalışan şoförlerin çoğu yabancı. Türkler ağırlıklı işte Slovak, Çek, Polonyalı şoförler. Yani sadece şu şirkette belki 20 tane farklı ülkeden adam var abi. Dönelim de. Saat 10'a geliyor. Biz işin çoğunu bitirdik ya. Bütün şu sırayı yıkadık komple. Şu ön tarafı da. Şöyle göstereyim. Ya bunlar her iki haftada bir yıkanıyor. Ama işte. Genelde şu artık çamurluklar daha çok pis oluyor.
şekilde. Cemil abinin kamyonu geçen hafta yıkanmış ama ben dayak geçiyorum. Her hafta yıkanıyor Cemil abinin kamyonu. Dayımdan Cemil abinin kamyonu listede olsun olmasın, her hafta yıkanır. Bir zahmet. Olsun yani o da. İlk önce Blitz dediğimiz bir ilaç var. O Blitz ilacını atıyoruz. O bütün pisliği indiriyor. Normalde Blitz attığımız zaman yani konsantre bir şekilde attığımız Blitz pisliği indirir. Normalde fırçasız da yıkayabiliyoruz. Ama biz ekstradan fırçalıyoruz. Yani genelde bu ön kabin kısmını, bir de en arkası, bu demir olan kısımları genelde fırçalıyoruz. Bu demirleri. Bunlar genelde zaten hemen pisliği akıyor. Rastları görüyorsun. O Blitz'i atıyoruz. Bir 5 dakika bekliyor. Bu arada bizim bir tane arkadaş bu ön tarafı komple eliyle fırçalıyor. Rant ilacı da atıyoruz. Rant ilacı el dokunmamış hali bu. Tamamen sadece ilacın çıkardığı pislik. Sonra bu şekilde suyu vuruyorlar. Bu dayımın kamyonu 53 numara. Yani bizim iş bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra da bütün pisliği indiriyoruz. Ne? Ne? Anlamı gelmedim. Video çekeceğim diyor. O yüzden. Bro zamanımız yok. Ne videosu ya? Bu da bizim Hakan. Abi gösteriyorum insanlara. Geçen gün de gösterdim. Ama aynısı değil. Geçen gün sohbet muhabbet yoktu abi. Zor mu bu iş Hakan? Ha kardeşim zor mu? Ona ekmek istiyor diyor. Hakan kardeşimiz de bayağıdır çalışıyor şimdi. Hakan kardeşim, ne uğraşıyorsun kamerayla mamerayla? Biz burada iş görüyoruz, bir de seni mi bekleyeceğiz diyor. Normal, o da adamın işi başka, benim derdim başka. Slovaka var. Ne bileyim. Boşnak. Boşnak var. Adem yazıyor. Büyük ihtimalle bu Boşnak. İşte Filip Belçikalısı, Almanı. Ama ağırlıklı olarak yabancılar çalışıyor. Yani Belçikalılar pek yapmıyor sanki bu iş. Hepsinin böyle belirli bir yeri var. 53 numaranın yeri de. Abi artık son kamyonumuzu yıkadık. Şu kamyonetimizi de yerine koyalım. Malzemeleri içine atacağız.
kamyonumuz da sonra yerine koydum mu bugünü bitirmiş olacağız inşallah. Şu karşısı. O yüzden döneceğiz. Dönüp geleceğiz. Arka gireceğiz. Lüksemburg şoförü var. Şilili bir şoför var. İspanyol var. Ne ararsanız var. Benim favori kamyonlarım, yani marka olarak favori Scania abi. Türkiye'de Vabis mi diyorlar, öyle bir şey diyorlar. Görüyorum bazen YouTube'da videolardan mı? Şöyle geniş alalım. Seferde girecek. Aynalar biraz ıslak. Tam net görülmüyor ama. Bu işi dayım cesaretlendirdi. Dayım öğretti. Kamyon, tır, neyse artık. Zaten hevesim vardı ben. Doğdum doğal abi. Bu işi yapmak istedim. Allah şükürler olsun yapıyoruz da. Neyse arkadaşlar böyle kısa bir video oldu. Günümüzde bitirdik. Artık evimize gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi. Ondan sonra yorum atmayı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.